Murat Bey, parayı getirdiniz mi? Önce anlat bakalım, ne biliyorsun? Kerem nerede? Nasıl yani? Burada mı? Size ufak bir sürpriz yapayım dedim. Gel bakalım, gel, gel. Kerem. Dayı. Canım. Hop hop, dur bakalım orada, dur dur. Önce parayı aldım. Alo. Aferin. Oğlunun hayatını kurtardın. Bana oğlumu göster. Oğlumu verin bana! Vay. Bir adam vurdun diye aslan kesildin bakıyorum. Lan o... Vur dedim vurdum, öldür dedin öldürdüm lan işte. Nerede oğlum? Sen de öldürürsen oğluna zarar vermeyeceğim dedim. Vermeyeceğim de. Şimdilik yani. Lan. Lan. Lan oğlumu ver lan bana. Neredesin lan? Oğlumu ver lan. Aa! Sen önce yanındaki cesetten nasıl kurtulacağını bir düşün. Sonra yeniden haberleşeceğiz. Alo! 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 Efendim. Mehmet Bey. Özlem Hanım. Ya ben sizi sonra arasam olur mu? Şu an hiç müsait değilim de. Ne yapıyorsunuz ki? Araba kullanıyorum. Kimi takip ediyorsunuz yine? Nereden bildiniz? Yoksa siz de beni mi takip ediyorsunuz?
Hiç öyle değil de sizi buralarda göremeyince yine birinin peşine takıldınız diye düşündüm. Allah Allah, sizden de hiçbir şey kaçmıyor vallahi maşallah. Beraber çalışalım mı, ister misiniz? Sizde bir hafif ışığı var. Aha, çok komik. Nereye lan buraya? Kim? Özlem Hanım, ben sizi ilk fırsatta arayacağım. Benim konsantremi bozuyorsunuz. Kapatıyorum. Doktor Nuri Çobanoğlu ben. Siz de Murat Şerman olacaksınız. Sadede gelin. Yeğenim nerede? Yeğeniniz yaşıyor Murat Bey. Sayemde. Ama ödülü almadan size hiçbir şey söylemeyeceğim. Siz de tahmin edersiniz. Siz de enayi olmadığımı tahmin edersiniz. Bir şey biliyorsanız anlatın da sahtekar olup olmadığınızı anlayalım. Sahtekar değilim Murat Bey. Yeğeninizin sol elinin serçe parmağını kesmişlerdi, ben diktim. Çok kan kaybetti çocuk. Kan verdik. ARH pozitif. Buydu değil mi kan grubu? Murat Bey bakın, ben sadece yardımcı olmak istiyorum. Eğer çocuk orada kalmaya devam ederse ölür yavrucak. Yerini söylemezseniz bir kuruş alamazsınız. Siz bilirsiniz. Bir saniye. Adınız neydi? Nuri Çobanoğlu. Çek mi alacağım? Sonra da bankaya gidip bozduracak mıyım? Siz beni o kadar saf mı sandınız Murat Bey? Hadi bankada enselenmedik diyelim. Çekim karşılıksız çıkmayacağı ne malum? Benim çekim karşılıksız çıkmaz. Eğer doğruyu söylüyorsanız ihbar da etmem sizi. Size güvenmiyor değilim. Sadece parayı nakit olarak istiyorum. Yarın gece saat tam 12'de parayla birlikte burada olun. Ben de size çocukla ilgili bildiğim her şeyi anlatayım. İyi geceler.
Nerede Murat Bey? Hangi adam? Nuri Çobanoğlu ile konuştuğunuzu biliyoruz. Siz nereden biliyorsunuz? Telefonlarınızı dinlemeye almıştık ya. Söylemiştim. Unuttunuz galiba. Adamla buluşmaya geldiniz buraya. Size kendi başınıza hareket etmeyin diye 50 kere söylediğim halde. Polisten korkup kaçmasın diye haber vermedim. Önce ben konuşmak istedim. Ne bildiğini öğrenmek istedim. Ne söyledi size? Hiç. Hiçbir şey. Adamın bir şey bildiği yok. Fırsatçının teki işte. Ya televizyonda görünce para koparmak istemiş. Bir şey bilmediğini anlayınca da korkup kaçtı. Üstünde durmaya değmez. Değer mi değmez bana siz karar veremezsiniz. Size son kez söylüyorum Murat Bey. Sakın bundan sonra benim haberim olmadan bir şey yapmaya kalkışmayın. En ufak bir şeyden bile beni haberdar edeceksiniz. Hadi. Bindireyim mi seni? Bineceğim mi? İstiyorum. İstiyorum. Evet. Uçacak mısın böyle sen de? Oh, çok güzel. Tamam, hadi hayatta açamayacağız buradan artık. Hadi neredeymiş? İlerledim ben. Bırakacağım şimdi. Hazır mısın? Bir. Anne, ters anne. Ne tersi? Yaptım işte oğlum. Kerem baksana. Hadi bırakıyorum. Anne. Kerem. Yasemin abin geliyor. Kerem. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Yorum yok. Aa, aşk olsun. Peki Kerem. Peki. İyi, babamı duymasın. Allah'ım. Benim annem dünyanın en güzel annesi. Ben annemi çok seviyorum. Annem. Annem. Annem, 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 annem. Annem. Ben çekmiştim değil mi bunu? Zaman önceymiş gibi. Hani bazen insan bir rüya görür. O gerçek gibidir. Ağlarsın. Bağırırsın. Ama sonra uyanırsın ve her şey biter. Rüyadır çünkü. Keşke bu da rüya olsa değil mi? Uyansam artık. Kabus olsa. O kadar çok dua ediyorum. Allah'ım diyorum, lütfen, lütfen bunlar gerçek olmasın. Daha kötü olabilirdi biliyorsun değil mi? En azından hayatta olduğunu biliyoruz. Kerem yaşıyor. Sen konuştun onunla. Sahiden iyi miydi sesi? İyi. Çok iyiydi. Hem adamlar doktora götürdü Kerem'i. Demek ki onlar da kötü olsun istemiyor. Niye parmağını kestiler o zaman? Niye? Gözdağı vermek için. Ama yaptıklarından pişmanlar demek ki. Doktora götürdüler çünkü. Bir daha Kerem'e zarar veremezler. Sanmıyorum. Vermezler değil mi? Vermezler. İstediklerini alamazlar yoksa. İstediklerini? Para istiyorlarsa fidye için niye aramıyorlar? Niye aramıyorlar bizi? Biz neyi bekliyoruz? Ben bir türlü anlamıyorum zaten. Neyi bekliyoruz biz? Düşününce çıldıracak gibi oluyorum. Allah'ım sen benim aklıma bu gayet al. Ya başlama gene anne. İşi uzamıştır, gelir. Ama ne işiymiş bu böyle sabahtan beri? Hem telefonu niye kapalı? Ya nereden bileyim? Şarjı falan bitmiştir. Ay Allah, Feride başına bir şey gelmiş olmasa.
Cemal Bey'in arabasıyla çıktı değil mi? Evet. Ay Kadir, kaza falan yapmış olmasın? Ya amma abarttın anne ya. Kaza maza olsa duyardık şimdiye. Ben sana diyeyim mi? O kesin at yarışına gitmiştir. Ya sus be. Kaybettiyse gelemiyordur senin korkundan. Vallahi bak, o şimdi almıştır arkadaşlarını, içmeye gitmiştir. Gör bak, sabaha karşı gelir böyle körkütük haline. Böyle zamanda hiç kim içilirmiş canım? Ben sana söyleyeyim, babam böyle körkütük sarhoş girsin, onun gözlerini oymazsam elmas değilim. Çok komik ya. Tipe bak tipe. Dayak yemişe döndü salak herif. Yatırım lan seni! Yatırım lan seni! Ayağını denk alacaksın lan! Son andan da olduğuna pişman ederim. Mehmet Bey de yok ortada. Ne oluyor Özlem? Kimse bana hiçbir şey söylemiyor. Bir gelişme olsa bizim haberimiz olurdu. Haber verirlerdi bize. Mehmet Bey herhalde bir iz peşindedir. Kemal Bey de yalnız kalmak istedi. O da çok üzgün, biliyorsun. Sen de öyle sert çıkınca... Ne yapayım? Affedemiyorum bir türlü. Polise gitti Özlem. Bana yalan söyledi. Gözümün içine baka baka yalan söyledi. Onun yüzünden... O da kendi doğru bildiğini yapıyor herhalde. Böyle olacağını bilse yapar mıydı hiç? Bilmeliydi. Hiçbir baba böyle bir risk alamaz. Çocuğu için her şeyi yapar ama onu tehlikeye atmaz, atamaz. Baba. Çıktı abi herifin. Tabii holding yönetmeye benzemiyor bu işler Kemal Aga. Duymadı Bekir. Biraz daha bağır da gelsin yanımıza otursun. Çok uğraşır ya.
Onu mu bekleyeceğiz burada? Bekleyeceğiz. Ben şu manzarayı görmek için kaç yıldır bekliyorum biliyor musun? Kemal Bey'in bu gece de gelme niyeti yok galiba. Oğlu kayıp. Ama kim bilir kimde nerede? Ne demek istiyorsun? Kiminle olabilir ki? Bilmiyorum. Sana daha önce hiç bahsetmedim değil mi? Neden? Kimin beni aldattığını. Bilmiyorum. Aslında hiçbir şeyden emin olamıyorum. Ama çok uzun süredir şüpheleniyorum. Somut olan hiçbir şey yok. Ama hani bilirsin ya böyle bir garip bir his. Bir şey seziyorum ama bilmiyorum. Söyledin mi Leyla'ya? Söylemedin değil mi İrem? Söylemedin. Hayatım yapma lütfen. Şimdi doğru zaman değil biliyorsun Leyla. O doğru zaman asla gelmeyecek değil mi? Çünkü senin hep bir bahanen var. Ya yeter artık ya. Neyim ben? Mal mıyım? İki gün kullanıp atacağım bir kadın mıyım ben? Neyim ben? Aşkım ne diyorsun ya? Ben artık yapamayacağım. Ben artık böyle yaşayamayacağım Kemal. Ben Leyla'nın yüzünün içine baka baka böyle yaşayamayacağım. Sen dürüst olmayı beceremiyorsan bu evden çabuk git. Bir daha buraya gelme. İşten de ayrılıyorum. Bitsin bu iş yeter. Ya hayatım. Kendine gel. Ne olur ya yapma böyle. Beni dinle. Beni dinle. Aşkım beni dinle tamam. Lütfen beni bir dinle. Yalvarırım. Yalvarırım. Bak gerçekten boşanacağım. Gerçekten boşanacağım ama biraz zaman ver bana lütfen. Leyla için ne kadar zor olacağını biliyorsun, ne kadar üzüleceğini. Ne olur, ne olur, ne olur. Bak sen çocuklara bak. O zaman asla gelmeyecek mi? Asla söyleyemeyeceksin sen Leyla'ya. Hiçbir zaman söylemeyeceksin. Hayatım. Onu kaybetmekten korktuğun için değil. Yeter artık, sen kendini de benimle kandırma. Sen onu seviyorsun. Sen Leyla'yı seviyorsun. Sen onu seviyorsun. Aşkım. Kemal Bey seni çok seviyor Leyla.
Aslında son zamanlarda iyiydik. İyiydik. Ama bilmiyorum, belki bu yaşanan sıkıntılardan sonra kaçmak istedi. Hayır hayır, Kemal böyle bir şey yapmaz. Biliyor musun, umurumda bile değil. Eskiden olsa günlerce kurardım kiminle, nerede, ne yapıyor. Soramazdım da. Haksızlık etmek istemezdim. Suçlamak istemezdim ama soramazdım. Bir şekilde soramazdım. Artık umurumda bile değil ama. Umurumda olan tek şey var. Sadece Kerem. Sadece oğlum, o kadar. Leyla'cığım, senin sinirlerin bozulmuş. Sen ondan kafanda kuruyorsun böyle. Daha öncesini bilmiyorum ama şu an Kemal Bey'in asla Kerem'den başka bir şey düşündüğünü sanmıyorum. Biliyorum. Biliyorum, sinirlerim bozuk. Canım, seni dinlenmen lazım. Gel, uzan bakalım böyle. Sağ ol. Merak etme sen beni. Hadi evine git artık. Hadi. Boş evde ne yapacağım ki? Burada seninle kalmayı tercih ederim. Onun bir üstüme bir şeyler aldırmam lazım. Böyle kokuş gibi. Leyla. Bak, şu bana çok yardımcı olur. Al sana bir tane, uyumana yardım eder. Sen iyi ki varsın. Abi ne yapıyor bu ya?
Söyle Nuri. Alo Hasan, ne oldu? Gitmedi mi hala seninkiler? Ya gittiler gitmesine de. Hepsi değil, bir tanesi burada kaldı. Onun için arayamadım. Ne olacak? Ben çocuğu kontrole gelecektim hani. Ya gelecektin de. Bu işler nasıl olacak ben de bilmiyorum vallahi Nuri. Bizim işler biraz karışık. Sana bir söyleyeyim mi? Yakalanırsak sen de güme gidersin. Asıl çocuk güme gider Hasan. Benim derdim o. Yine de siz bilirsiniz ama vallahi yazık olur yavrucağa. Ya dediklerini Arifiyen'le yaptık ama. Yok, yine de gelip benim görmem lazım. Enfeksiyon falan kaparsa yani vallahi bak elinizde kalır çocuk. Tamam. Sen benim diyeceğim yere gel. Ben gelir seni alırım. Tamam, söyle nereye geleyim? Tamam, tamam. Yarım saate oradayım. Leyla'cığım. Leyla. Leyla canım. Leyla'cığım. Leyla'cığım uyan. Canım. Leyla. Canım, kabus gördüm. Sakinleşelim biraz, tamam mı? Biz buradayız hanımım, yok bir şey. Oğlumu öldürdüler. Oğlumu öldürdüler. Oğlumu öldürdüler. Bırak! Kerem! Hanımım. Leyla! Kerem! Kerem! Bırak! Kerem! Leyla, bırak! 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 Kerem! Kerem! Hayır! Hayır! Hadi ne olur. Hayır, gitme! Gitme! Hadi ne olur, merak etme kendini. Leyla'cığım kalk, hadi gözünü seveyim. Kemal Bey'i ara, hemen.
kalk. Gözünü seveyim. Hadi hadi ne olur rahmet kendine. Hadi kalk. Kalk hadi. Yatıralım. Yalnız bırakmayın beni, benimle kalın. Gider miyim canım? Gider miyim bak? Oturdum ben buraya. Tamam Leyla'cığım buradayız. Sen merak etme tamam mı hayatım? Suat Bey'i al. Muayenehanesinde yoksa da evinden alırsın. Tamam sen. Doktor mu çağırıyorsun? İyiyim ben. Ama Leyla... Uyumak, uyuşturulmak istemiyorum dedim. Kimseyi çağırmayın. Tamam. Gidin siz. Ben buradayım. İyiyim ben. Kimi arayacaksın? Kimseyi aramıyorum. Şirkete haber vereceğim bugün gelemiyorum diye. Çağırma kimseyi. Aramayacağım Leyla'cığım. Şirketi arayacağım. Alo Kemal. Neredesin? İyi misin? Neredeydin bütün gece? Çok merak ettim seni. İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Neye çağırmışlar? Söylediler mi? Gördün mü adamların yüzünü? Nedir? Yok, ben kimseyi görmedim. Ya bütün gece bekledim burada. Gelen giden olmadı. Allah Allah. Orada mısın peki hala? Evet, evet. Hala buradayım. Sen kimseye bir şey söylemedin değil mi? Söylemedim tabii ki. Kemal, seni hemen eve gelmen lazım. Leyla çok kötü. Tamam, geleceğim. Hadi gel, bundan gideceğiz. Nerede kaldın Hasan? Ağaç olduk burada. Ya hiç sorma ya. Bizim patron giderken kardeşini bıraktı. Çocuk da ağzı gevşek biraz keratanın. Gönderdin mi? Yok ya, nerede? Sızdı kaldı. Senin iş mitine kadar da kendine gelemez. Biz yine de elimizi çabuk tutalım. Al. Ya kusura bakma, gözünü bağlamamız lazım. Tak şunu da içimiz rahat etsin, hadi. İyi Hasan, sen bizi biliyorsun ama. Ya ben biliyorum da, işte bizimkiler yerimizi öğrendiğini anlarsa yaşatmazlar seni. Hayır, şöyle diyeceğim. Seni sevdiğim için ha.
abi bu salak? Niye eve döndü? Abi kesin anladı takip ettiğimizi. Ne tuzak kurdularsa şimdi yedik ya. Valla bu itler enseleyecek bizi abi. Bir kapa lan çeneni, bir kapa. Düşünüyorum. Nasıl gidelim? Reset ne olacak abi? O Kemal Efendi'nin sorunu artık. Yürü. İçerideler mi? Evet. Hayatım. Niye ayaktasın sen? Ne oldu? Sana kimseyi çağırma demedim be ben. Ama Leyla'cığım. Ne oluyor? Ufak çaplı bir kriz geçirdi de biraz korkuttu bizi. Doktoru aradınız mı? İyiyim ben. De sen pek iyi görünmüyorsun. Neredeydin dün gece? Sana soruyorum, neredeydin dün gece? Söylesene! Oğlunu aramak yerine nereye gittiğini bilmek istiyorum. Beni burada böylece bırakıp kime koştuğunu söyleyeceksin. Ne diyorsun sen be? Kime koşmuşum ben? Saçma sapan konuşma. Beni neyle suçladığının farkında mısın sen? Farkın olsun. Leyla'nın sinirleri bozuk sadece. Benim sinirlerim bozuk değil mi sanki? Yeter artık be! Bir tek sen mi düşünüyorsun oğlunu? Bir tek sen mi merak ediyorsun? Benim ne durumda olduğumu hiç düşündün mü sen? Sen düşündün mü? Sen düşündün mü acaba? Polise giderken biraz olsun düşündün mü? Sen nasıl? Ne hakla? Her şey senin yüzünden oldu. Her şey senin yüzünden oldu. Senin yüzünden oğlumu parmağını kestiler. Allah belamı versin benim ya. Allah belamı versin. Cam var içinde. Zincirini bunlardan mı çıkarttı? Ne yapsın zavallılar, akılları yerinde değil. Kemal Bey burnundan soluyordu zaten. Kadir Allah veri de babanı sorması hala ortalarda yok. Ne derim ben şimdi? Kemal Bey görmüş onu zaten. Görmüş mü? Nasıl görmüş? Baksana arabayı almış babamdan. Şu Kemal Bey'e sorsak ya bir. Belki biliyordur nerede olduğunu. Ay oğlum nasıl sorulur bilmem ki. Neyse sen şu arabayı bir yıkayıver, leş gibi olmuş. Hadi oğlum. Thank you.
Kadir. Tamam, yıkama bırak. Yok, yıkadım zaten de çok çamur olmuş, siliyorum. Ya silme, istemiyorum, tamam hadi. Leke olur böyle ama. Önemli değil, hadi topla şunları, kaybol. Ne yaptın? Kimi vurdun? Merak etme, kimseyi vurmadım. Çok kötüyüm, görüşmemiz lazım lütfen. Ne yapacağımı, kime gideceğimi bilemedim. Yardımına ihtiyacım var. Ya Allah Allah, ufacık bir kaza işte. Yok yok, iyiyim ben, iyiyim. Kaldım işte dağ başında o. Sen çekiciyi ayarla yeter. Ya yok be ablacığım, ne işin var senin burada, niye geliyorsun? Çekiciyi ayarla yeter. Aa yok, bekleyemem ben, darlanırım. Ben şimdi yürümeye başlayayım, iki güne yanındayım. Ya abla bekleyeceğim tabii. Ne yapacağım burada? Allah Allah. Sen çekici ayarla. Tamam hadi. Hadi hadi, kapat telefonu hadi. Allah, senle uğraşıyorum bir de ya. Çocuğun durumu kötü Hasan. Ama şimdi Nuri amcası onu iyi edecek. Bize sıcak su lazım ama temiz bir kapta olsun. Beni görmesin şimdi. Nerede olduğumuzu biliyor musun? Bak, ben seni kurtaracağım. Ama senin de bana yardımcı olman lazım. Bu adamlar telefonla falan konuşurlarken duydun mu? Neredeyiz biz?
İşim var. Alkol almamışım da ben. Alkol malkol var mı sizde diye öyle bir bakıvereyim dedim. Burada alkolün ne işi var? Bana söyleseydin ya. Mahlil yaptırmamız lazım. Mikrop fazla yayılmış mı diye. Hasan hastaneye mi götürsek? Hastaneyi unut. Patrona kalsa sana bile göndermezdi. Ne yapacaksan burada yap. Ya bunun bir iğnesi falan yok mu böyle mikrobunu öldürecek? Var. Var iğnesi var. Ben çocuğa ağır gelmesin diye yapmayayım dedim. Madem başka çaremiz yok. Biraz çabuk ol da bizimkilerin eli kulağındadır şimdi. Bir vukuat yaşamayalım. İyi, iyi. Tamam. Sana oğlum ne oldu? Oğlum konuşsana. Ne diyorsun sen oğlum? Bagajda ne var? Gel, gel. Vallahi abicim Hızır gibi yetiştin. Akşama kadar beklerim diyordum ben. Geçmiş olsun, yetişiriz abi evvelallah. Ya. Ya ön lastiklerin ikisi de patladı. Ne yapacağız? Sanayiye çekeriz onu. Başka çare yok. Peki. Ya Kerem'i öldüreceksin dedi. Ya da onu vuracaksın dedi. Oğlun yaşasın istiyorsan Bilal'i öldür. Allah. Ne yapacağım? Mahvoldum. Mahvoldum. Sakin ol. Sakin ol, ben hallederim.
Birini öldürdüm ben. Ne yapacağım? Nasıl gideceğim eve? Nasıl bakacağım yüzlerine? Karısının yüzüne nasıl bakacağım? Çocuğunun yüzüne nasıl bakacağım? Allah'ım yardım et. Yeter. Sen yanlış bir şey yapmadın. Başka çaren yoktu. Ben olsam aynısını yapardım. Sen ne yaptıysan oğlun için yaptın. Bunu aklından çıkardın. Hadi topla kendini. Olan olmuş artık. Şimdi bu iş nasıl temizleyeceğiz ona bakalım. Ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız? Baba. Senin tekne duruyor mu hala? Duruyor evet, marinada. Benim arabaya alın marinaya git, denize açıl. Beni nerede bulacağını ben sana haber vereceğim. Çeneni de sıkı tut. Renk verme kimseye. Tarih Paşa. Uyan lan uyan. Üsküdar'da sabah oldu oğlum. Uyansana. Hop. Uyansana oğlum. Şşş. Oğlum. Abi. Oğlum. Ha. Uyan lan. Geldiniz mi abi? Vallahi benim de içim geçmiş abi. Ha, belli belli niye geçti içine. Kalk gidelim yüzüken. Hasan abi nerede? Bilmem. Çocuğun başındadır herhalde abi. Çağır gelsin. Abi! Ne var? Abi çocuk yok. Hasan abi de canlı çıkmış. Yürüsün lan sen. Nerede lan bu çocuk? Allah'ın belası. Vallahi bilmiyorum abi. Buradaydı. Hasan abi. Hasan abi. Hasan abi! Hasan abi! Ne oldu lan burada? Abi vallahi bilmiyorum. Ne oldu lan burada? Sürmüşüm beni içeride. Vallahi hiçbir şeyden haberim yok benim abi. Hayatın çabuk şunu. Hasan abi. Hasan abi. Hasan abi. Şşş. Hasan abi uyan. Hasan abi. Hasan abi. Abi kim geldi buraya? Ne oldu burada? Konuş, ne halt ettiniz gene? Nuri. Ne doktor Nuri? İğneyi bana sapladı. Ne doktoru be? Sen ne diyorsun abi? Nasıl buldu burayı? Ne doktoru? Akşam evinde uyuyacaksın oğlum, merak etme. Ama önce biraz işimiz var. Mikrop kapmış dedi. İğneyi çocuğa hazırlıyordu. Sonra döndü birden bana sapladı şerefsiz. Gözüm karardı. Bayılmışım. Gerisi yok zaten. Hesap edemedim Falco. Doğru bir pabuç bilirdim. Hayvan herifi. Bana kazık atacak. Hiç beklemezdim. Çocuk ölecek diye. Onun için. Hesap edecektin abi. Hesap edecektin. Bana sormadan böyle işlere kalkışmayacaktın. Abi, herif senin arabayı da almış ha. Nuri'nin arabası ormanın içinde kaldı. Ben Nuri'yi gittim oradan aldım. Gözlerini falan da bağladım. Öyle getirdim buraya. Yolda arkamızda bir araç vardı. Herhalde Nuri'yi takip ediyordu. Punduna getirip lastiklerini falan patlattım. Atlattım herifi. Helal olsun be sana Hasan abi. İyi ki patlatmışsın lastiği. Alimallah çocuğu falan kaçırırlardı. Sonra işimiz işte ha. Sen hemen çık dediği yere bak. Nasıl bir şeydi araba? Beyaz sedan.
Dön, dön, fırla. Tamamdır abi. İt lan! Hiç beklemezdim abi. Herkesten beklerdim. Ama senden beklemezdim. Çocuk ölecekti. Yoksa böyle bir şey yapmazdım. Mecbur kaldım. Beni sen mecbur bıraktın. Ben mi bıraktım? Sen bıraktın. Sözünde durmadın. Mahalleden bir arkadaş var Bekir. O olacak. Bir de benim birader Fahri. Bekir'in sağ solu belli olmaz. Fahri'yi de biliyorsun sen. Başlarına adam lazım abi. Senin gibi bir adam. Bu ikisini çekip çevirecek. Yeri geldi mi öst diyecek. Ne diyorsun? Yok be oğul. Ben tövbe ettim biliyorsun. Bir daha da kolay kolay bulaşmam bu işlere. Hem çocuk kaçırmak çok adi bir iş be Falko. Beni dinlersen sen de bu işlere hiç bulaşma. Yüreğini soğutacak başka bir yol bul. Mesele o değil abi. Bilmediğin şeyler var. Sen gene de bir düşün be abi. Yenge hasta. Para lazım. Sonra çoluğun çocuğun var. Bak tamam dersen... tam 1 milyon senin. Ya hayır, sen merak etme ya. Biz çocuğa bir zarar vermeyeceğiz ki. Bak sana söz veriyorum. Kimsenin kılına dahi zarar gelmeyecek. Kimsenin kılına zarar gelmeyecek demiştin. Ben sana güvenip girdim bu işe. Ama sen yanlış yaptın. Kasap gibi doğradın çocuğu. Onun için bana bir şey söyleme hakkın yok. Sen benim büyüğümsün Hasan abi. Seni ne kadar saydığımı en iyi sen bilirsin. Ama bunu yapmayacaktın. Senin yüzünden çocuk elimizden kaçtı. O herifi bulamazsak her şey biter. Hepimiz hapse boylarız. Söyle. Nerede olacağım? Evdeyim. Yolunda, yolunda. Her şey yolunda. Ha. Öyle oturuyoruz işte. İyi, iyi hadi kapat, tamam. Ulan bu iş bitene kadar kolonya bile koklamayacaksın, anladın mı? Anladın mı lan beni? Anladın mı? Tamam abi. Kardeşim şu dursana. Ne oldu abi? Dur dur. Kusura bakma, beni inmem lazım buradan. Sen sanayiye devam et. İyi de abi nasıl döneceksin buradan? Ben bulurum bir yolunu, sen devam et. Geç bakalım. Odaya götüreceğiz, odaya. Gel bakalım, gel. Uzan şöyle. Uzan, uzan, uzan. Kaldır ayakları. Kaldır. He. Sen çantayı getir. Basma.
Ağrım var mı? Halledeceğiz şimdi, merak etme. Annem. Sen artık üzülme, tamam. Sen artık buradasın, anne babayı göreceksin. Anneye de babaya da kavuşacaksın. Merak etme. Önce şu parmağı bir halledelim. Teşekkür ederim. Şimdi ben sana bir iğne yapacağım. Yok yok, yok. İğne istemem ben. İstemem. Ama yok, bak, yapmayın. Hem ağrını geçirecek hem de mikrobu temizleyecek. Hemen arayalım annemleri, buraya gelsin. Hastaneye götürsünler beni, hadi lütfen. Şimdi olmaz. Bu seni kaçıran adamlar çok kötü adamlar. Her yerde adamları var. Telefonları da dinliyorlar. Biraz beklememiz lazım. Bu sırada da parmağını iyi edersek annen de daha az üzülecek. Tamam. Hadi bakalım. Çevir kafanı şimdi. Çevir. Nerededir bu it? Nasıl buluruz? Bir muayenehanesini biliyordum. Orayı da polis çoktan basmıştır. Başka da bir yer bilmiyorum. Artık bitti bu iş. Akşam Murat Şalman'a çocuğu teslim edeceğim, paraları alacağım. Artık zenginiz Dora. Uçak biletleri, pasaportlar falan hepsi tamam. Kimlikler de hazır. Sen hemen bir taksiye atla, bir hallet şu işi. Nereye gidiyorum ben şimdi? Ben çocuğu başka bir arabayla aldım. Sen uçak biletleri falan orada kaldı, git arabayı al. Sen neden gitmiyorsun? Çocuğu kim koruyacak Dora? Hadi sen hemen çık. Adamlar peşimizden falan geldilerse sen şimdi burada adamlarla baş edemezsin. Hadi sen hallet gel. Dur Ali, bana 1 milyon lira gerekiyor akşama kadar. Ben nereden bulayım beyim? Ben kim, milyon kim? Gerçek değil oğlum, sahte. Ha, öyle desene beyim. O kolay, hallederiz. Akşama kadar dedin değil mi? Efendim? Gece telefonu suratıma kapattınız, arayacağım dediniz, aramadınız. Bir özür bekliyorum sizden. Ya vallahi çok özür dilerim Özlem Hanım ama bir bilseniz başıma gelenleri. Aa, ne oldu, ne geldi başınıza? İyi misiniz? İyiyim emin, iyiyim, korkmayın. Daha başında kaldım işte, başka bir şey yok. Araba falan mı bozuldu? Gibi. Lastikleri patladı. Ha. Tamam, söyleyin siz yerinizi, ben bir şoför ayarlayayım size. Vallahi mi? Çok iyi olur. Tamam, siz yerinizi söyleyin, ben bir şoför ayarlayayım hemen. Neredeyim ben? Bu Polonezköy'e doğru giderken Çavuşbaşı diye bir yer vardı. Oradan ikinci sapaktan gidiyor, zaten orman yoluna doğru gelse adam buldun mu? Buldum abi, buldum. Ama bir herif var, araların etrafında dolanıyor. Kimmiş o, doktor mu? Yok abi, doktor değil. Kim bilmiyorum. Aa abi. Bu Hasan abinin anlattığı herif olmasın sakın ya, hani peşimize taktıkları. Olabilir. Ne yapayım abi? Ne demek lan ne yapayım? Bak işte icabına. Tamamdır. Vallahi herhalde birkaç saati bulur oraya gelmemiz. Ya siz niye bu kadar acele ediyorsunuz ki beni görmek için? Çok mu özlediniz? Özlediğimden değil. Size söylemem gereken bir şey var. Ne? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Dün gece Kemal Bey bir mesaj aldı Kerem'i kaçıranlardan. Ne? Kaçta oldu? Saat kaçtı?
Ya Özlem Hanım şimdi mi söylenir bu? Allah aşkına ya. E dün gece söyleyecektim de konuşturmadınız ki canım. Telefonu yüzüme kapattınız hatırlarsanız. Bakın Mehmet Bey, devamlı iletişim halinde olmamız gerekiyor. Sizden bir türlü haber alamıyoruz geceleri. Hem de Leyla çok rahatlıyor sizin sesinizi duyunca. Nedense. Hiç olmazsa bunu çok görmeyin. Bir işe yaramış olursunuz hem. Vallahi sizin nazarınızda işe yaramak için benim kaç kere ölümden dönmem gerek anlamadım. Mehmet Bey? Alo? Mehmet Bey? Ya beni sorarsa işi varmış akşama döner dersin. Anne. Burada evin hanımı kesildi başımıza ha. Kadir. Hı? Bak bu işin içinde başka bir iş var oğlum. Olursa olsun babam bunca zaman habersiz bırakmazdı bizi. Sordum Kemal Bey de bir şey demiyor. Belki daha ciddi bir iş peşindedir. Bir dolap falan mı çeviriyor acaba? Ya ne bileyim, şimdi düşünüyorum da bana öyle bir şeyler dediydi sanki. Ne dedi? Ya zengin olacağız falan diyordu. At yarışını kastetmiyordu belki de. Ay, Kadir, polise mi gitsek oğlum? Ya yok anne, ne polisi ya? Polis karıştırma hemen. Onun da başını belaya sokmayalım. Biz bekleyelim az daha. O zaman bir de Kemal Bey sen sonra. Ne olur oğlum. Şimdi de ben senden kalacağım hemşire. Şuradan sola sap bakayım, geri döneceğiz. Sola sap, sola sap. Ters bir hareket yaparsan o güzel boynuna yazık olur, tamam mı? Şuradan sağa sap bakayım. Sağa sap.
iyi misiniz? Mehmet Bey kim yaptı size bunu? Çok pardon. Pardon. İyi misiniz? Kim yaptı size bunu? Özlem Hanım, beni çözer misiniz önce? Sonra konuşsak. Olur mu acaba? Çok pardon, tamam. Mehmet Bey, bu açılacak gibi değil ki böyle ama. Kesin ipleri. Neyle keseceğim? Çakı var pantolonumun cebinde. Hangi cebinizde? Sağ cebinde. Alın. Elimi kolumu doğramayın da. Merak etmeyin siz. Nasıl buldunuz beni? Çok güzel. Ağaçla tam bir bütün olmuşsun. Öyle değil. Yer olarak nasıl buldunuz? Siz anlattınız ya Mehmet Bey. Ben de sizin anlattığınız istikametten çıktım, geliyordum. Sonra kuşağınızı gördüm, telefonunuzu gördüm. Öyle buldum işte. Ne oldu? Hafızanızı mı kaybettiniz? Telefon mu? Hangi telefon? Kaçla geldiniz? Ne? Ya çok çabuk geldiniz de... 240 falan bastınız herhalde yine. Olabilir. Vallahi burada kurda püşeye mi olacaktım? Hayatımı kurtardınız. Mehmet Bey, dalga geçmeyi bırakın da hakikaten kim sizi bağladı buraya? Ne işiniz var sizin burada? Araba nerede? Ne? Pıs. Mehmet Bey! Mehmet Bey! Allah Allah! Mehmet Bey! Ne oluyor Mehmet Bey? Anlatmayacak mısınız? Madem o kadar güldünüz, bir dahaki sefere söyleyeyim, baş aşağı atsınlar beni. Daha komik olurum öyle. Kusura bakmayın Mehmet Bey, ne olur ama sizin o ağaca sarılmış haliniz aklıma geldikçe... Vallahi sinirim bozuldu herhalde. Şimdi siz gerçekten Murat Bey'den mi şüpheleniyorsunuz? Bilmiyorum. Ama bir dolap çevirdiği kesin. Bence gizli bir hesap peşinde. Ve şu ana kadar hayattan bir şey öğrendiysem eğer gizli hesapların iyi niyetle alakası olmalı. Yine boğaca gibi konuşmaya başladınız. Emin olmadan daha açık konuşamam, kusura bakmayın. Peki sizi kim bayılttı acaba? Görmedim. Arabanın sahibi herhalde. Araba gittiğine göre. Yani Murat Bey'in buluştuğu adam. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Vallahi önce yemek yemem lazım. 24 saattir hiçbir şey yemedim. Vallahi gözlerime inanamıyorum Özlem Hanım kokoreç yediğinize. Sağ olsun dayı. Şok, şok, şok. Yani Buzlar Kraliçesi Özlem Hanım sokaktan aldığı kokoreci yiyor. Allah Allah, yiyemez miyim? Asilsade falan sandınız beni galiba siz. Ayrıca o kadar da soğuk değilmiş. Yapmayın Allah aşkına. Bakışlarınız insanı dondurur sizi. Sizi ilk gördüğümde ne düşündüm biliyor musun? Ne düşündünüz? Ne kadar soğuk bir kadın diye düşündüm. Acaba kim dondurdu bütün kadının içinde? Yani herhalde tanıdıklarınıza karşı böyle değilsiniz işte. Muhtemelen insanlara güvenmediğinizden dolayı. Bir mesafe koymak için. İşte tam bak, bu bakış. Tam bu bakıştan bahsediyorum. Siz eskiden polis miydiniz, psikolog mu? Tamam, sustum. Peki.
haklısınız aslında, biliyor musunuz? Ben insanlara güvenmem. Eskiden çok güvenirdim ama... kalbim çok kırdılar. Hayal kırıklığına uğradım yani. İnsan kendini korumayı öğreniyor. Oraya da böyle. Aman canım. Kasmayın kendinizi. Hayat böyle yaşanır mı? Gülün biraz. Ne kadar güzel gülüyorsunuz. Biz mahrum bırakmayın gülmenizi. Biraz önce ne kadar gidiyordunuz arabada? Ormanda düşünün beni. Ne demiştiniz öyle? Ağaçta bütünleşmiş bir halde. Ellerim bağlı. Ağzımda bantlar. Çaresiz bakıyorum. Ha? Ama gerçekten o kadar komik gözüküyordunuz ki. Ya siz o halde bunu hiç beklemiyordum. Ağaç otlarımda bütünleşmiş bir halde. Ama gerçekten çok komikti. Böyle sizi ormanda bulup, böyle ağaca sarılmış bir şekilde. Hani sizi kim bağladıysa espri anlayışı gerçekten çok iyiymiş. Gülün siz, gülün. Bakalım bu iş yüzünden başıma daha neler gelecek diye. Allah Allah. Kusura bakmayın, sinirim bozuldu herhalde. Kemal Bey'den haber yok mu hala? Sabah uğradı 5 dakika ama sonra gitti. Dediğine göre bütün gece beklemiş, kimse gelmemiş. Tuhaf bir kar geldi. Ya hakikaten ne kadar tuhaf yani. Herkes kendi başına bir haltlar peşinde. İnsan bunların arasında çıldırır. Evet, öyle. Hadi bakalım, bu kadar mola yeter. İş başına. Nereye bırakayım sizi Mehmet Bey? Vallahi zahmet olmazsa eve bırakırım. Arabamı alacağım sonra. Sonra da... Kimin peşine takılacaksınız? Murat Bey mi, Kemal Bey mi? Vallahi aslında aklına başka birine takılmak geliyor ama... mecbur Murat Bey'in peşine takılacağım. Kemal Bey'den haber yok nasıl olsa. Gideceğiz böyle. Geldik hemşire hanım, geldik. Ha, şurada dur bakayım. Çek sağa, çek sağa. Çek sağa. Nuri ile çocuk nerede? Nerede? Ben bilmiyorum, ben bir şey bilmiyorum. Sen şarap ayaldım, o kadar biliyorum. Ya sen bana şimdi doğruyu söylersin. Ya da senin o dilini keserim. Eline veririm. Anladın mı? Son kez soruyorum. Nuri ile çocuk nerede?
Açın kapıyı! Açın kapıyı! Çıkartın beni buradan, çıkartın! Ne bağırıp duruyorsun be avaz avaz? Niye kilitlediniz beni buraya? Hani eve götürecektiniz? Hava kararınca çıkacağız. Tamam. Şimdi tuvaletin falan geldiyse git yap. Sonra yolda bir de tuvaletim geldi diye tutturma hadi. Hadi. Ya. Sen ateş almaya gel, ondan sonra uyanınca çenesini ben çekeyim. Ne zaman geldi o? Vallahi şimdi geldi anne. Yani nerede? Yukarıda. Mehmet! Mehmet! Oğlum! Nerelerdesin? Sen öldük meraktan. Anneciğim işim vardı. Allah'ını seversen ortalığı verveleye verme. Ne ya. ne? Mehmet gecen gündüzün kalmadı. Sabahlara kadar neredesin bilmiyoruz. Sonra bir geliyorsun yüzün gözün yara bere içinde. Aç kapıyı aç. Aç yüzüne gözüne bakacağım, eline koluna bakacağım. Anneciğim giyiniyorum ama giyiniyorum ya. Çıkacaksın mı gene hemen? Evet gitmem lazım işim var. Hayır efendim hiçbir yere gidemezsin. İstemiyorum ben para mara. Oğlum sabaha kadar o serserilerin peşinde dolaşıyorsun. Yüzünü göremiyoruz. Bak bakayım yüzüme. Ne kadar güzelim değil mi? Oğlum niye böyle yapıyorsun? Allah'ını seversen azıcık bizi de düşün. Bak gözüme uyku girmedi sabaha kadar Mehmet'im. Anneciğim azıcık kaldı vallahi. Sabredin azıcık. Affettireceğim kendimi. Söz veriyorum sana. Söz veriyorum. Mehmet! Babam seni korur. Babam seni korur ne olur. Ona hiçbir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sen onu bana bağışla. Güzel yüzlüm benim. Yakışıklı oldum benim. Anne ben de öpeceğim. Abin gelsin öyle öpersin. Ama gelmiyor. Niye gelmiyor anne? Hiç özleyelim diye. Özleyelim de bir daha hiç üzmeyelim diye. Gelsin söz. Ben hiç üzmeyeceğim onu. Üzmüyorsun sen zaten. Bir tanem benim. Oh, sarı bakayım şöyle sıkacağım. Oh. Aferin. Gıcır gıcır. En iyi kalite vallahi Murat Bey. Darphane memuru zor ayırdılar. Birkaç adam daha lazım. Nasıl adamlar beyim? Bu işlerden anlayan, eli silah tutan, güvenebildiğin, ağzı sıkı. Ne iş yapacaklar beyim? Hani şu mesele, yeğeninizi kaçırmışlar. Zamanı gelince konuşuruz. Sen bulabilir misin onu söyle. Bulurum bulmasına da beyim. Biraz zaman alır. Ortalıkta adam çok ama işini en iyi yapanı bulmak lazım. Sana yarına kadar zaman. Bir bak bakalım.
Bir varmış, bir yokmuş. Karanlık günler yaşayan bir ülkenin küçük bir prensi varmış. Küçük prens bir gün acımasız bir kralından bahseder. Murat Bey, parayı getirdiniz mi? Önce anlat bakalım, ne biliyorsun? Kerem nerede? Nasıl yani? Burada mı? Size ufak bir sürpriz yapayım dedim. Gel bakalım, gel, gel. Kerem. Dayı. Canım. Hop hop, dur bakalım orada, dur dur. Bin arabaya. Önce parayı alayım. Şerefsiz köpek. Sen beni salak mı sandın? Tek akıllı sen misin ha? Sahte bu paralar. Paranın gerçeğini getir çocuğu, ancak o zaman vereceğim. Nankörsünüz siz. Ben o çocuğu saatlerce ameliyat ettim. Tamam. Yeri bas lan. Yeri bas. Kerem gel oğlum. Gel benim yanıma. Korkma, korkma. Annenin arkadaşım ben. Gel evine götüreceğim seni, gel. Gel oğlum, korkma. Gel benim yanıma, gel.
kaçabilir misin? İşaret et. Tamam. Bekle, bekle. Kıpırdama lan! İndir silah! İndir! İndir lan!